yapalım diyorum efendim. Evet efendim e, instat algoritmasına göre Semih Duras'ı verdi elimize sağ olsun şeyi belgiyi. Süper Lig'in en iyi 10 oyuncusu belli. Gezal'ın skor katkısından sezonun oyuncusu seçilmesi olası ama geçirdiği harika sezonla listede lider kim? Joseph de Souza, 7 sıranın ilk 7 sıraya bakıyorsunuz. 5'i Beşi Beşiktaş, şaşırtmamış olabilir bu tablo sizi ama şu şaşırtabilir Galatasaray oyuncusu yer almıyor Atilla Zalai Fenerbahçe adına da devre arası gelmesine rağmen en iyi 10 oyuncu performansında 4. sırada şimdi rakamlara sığınmak bazen iyi abi düşünsene Beşiktaş toplam 3.5 milyon euro maaş ödediği Abu Bakar, Larin sonra e, Gezaldan, şimdilik şu ana kadar 65 gollük katkı aldı. İnanılmaz bir rakam bu. Özellikle Gezal listede birinci Joseph ama bence sezonun oyuncusu, sezonun futbolcusu. Nihat abi çok doğru söylüyor. Nihat Kahveci dedi ya e, Lucescu'nun Sergen'i vardı. Sergen Yalçı'nın Gezal'ı var dedi. Ama hocanın da hakkını yemeyelim. Ne dedi menajeri Hakan Korkmaz Beyaz TV'de? Raşit Gezal takımda kalmak istiyor ve yegane sebebi Sergen Yalçın dedi. E, haklı adam baksana opta rakamlarına yani bu sezon e, Avrupa'nın 5 büyük ligi ve süper ligde Thomas Müller'le birlikte en fazla asist yapan iki oyuncudan biri Raşit Gezal. Çok büyük iş yaptı şimdi inkar edemez ve bu başarılarının en büyük müsebbibi kesinlikle Sergen Yalçın bir de evrakları yetiştiren abiler. Şimdi buradan Barış Papil abiye tebriklerimi iletmek istiyorum o motorun üstündeki abimiz tanırım çok da güzel insandır emekçidir büyük iş yapmıştır. Helal valla. Sadece şu istatistik yeter herkese. Onye Kurusu, Babeli, Fegulisi, efendime söyleyeyim Tiamı, Valencia, Samuel bunların üretebildiği toplam asist 18, Gezzal'ın şu an 17. Anlatabiliyor muyum aradaki farkı? Şimdi güzel insanlar hani ne olmuş? Sergen Hoca Gezzal'ı iki dakika izleyip bu oyuncu hemen getirin demiş. Yetenek Yetenekten böyle anlıyor işte. Bu büyük avantaj niye? Çünkü oyuncunun da tekrardan oynama ihtiyacı vardı. Özgüven kazanması gerekiyordu. Ne dedi Gezzal? Doğrusu dedi kendimi düşünerek buraya geldim ve kendimi çok güzel bir takımın içinde buldum dedi. Böyle dedi tekrardan üst seviyeye ulaştığımı hissediyorum. Bu iyi oldu dedi. Çünkü geçen sezon başında İtalya'da pek oynayamamıştı. Sezon sonuna doğru e, oynamaya başlamıştı ve bunu bir şekilde... Ee, devam ettirmesi gerekiyordu bu çok önemli bir noktaydı kendi kariyeri açısından e, kariyeri düşüşteydi yani kabul edelim şimdi Everton istemişti bunu gittim Monaco'yu seçti olmadı sonra Leicester'a transfer oldu ama çok kötüydü o yüzden Fiorentina'ya kiralandı falan ve ayrılırken de başkanı suçladı dedi ki bana bir ton söz verildi verilen sözler bir şekilde tutma tutulmadı dedi ve kendini tekrar ispatlamak için bu kardeşimiz fırsat arıyordu kendi sözüdür dedi ki sürekli oynayabilmek önemliydi. Bunu da şampiyonluğa oynayan bir takım içinde yapabilmek önemliydi. Hepsi bir araya geldi dedi. Zaten bir geliyor bir giriyor baba tesislerden içeri kardeşimiz şok. Bir bakıyor çünkü tesisler harika. Doktorundan masörün herkes bayağı iyi profesyonel. E bir de saha içinde serbestliği bulunca coştu gitti işte. Ne dedi Gezzal hatırlayın. Sahanın içinde kendimi çok rahat hissediyorum dedi. Sebebi de Sergen Yalçındır beni dedi. Çok iyi anlıyor. Ebeleli bir rolde de kısıtlamadı. Şunu yapacaksın, bunu yapmayacaksın diye bir baskı olmadı dedi. Duran toplarda saha içindeki rolümle ilgili verdiğim e, özgürlük önemliydi. Ben de kendimi daha rahat ifade etmeye başladım dedi. Anlıyoruz ve görüyoruz ki güzel insanlar. Aile ortamını ver, gerisine karışma. Bunu da öyle, bunu da anlıyorum. Çünkü gezz'anın tüm yolculuğuna böyle bir e, bakıldığında kendi ailesinin etkisinin çok fazla olduğunu görüyoruz. Yani e, ailesinin desteği o güzel ve sıcak yuvanın büyük tesiri var abi. Leo'nun merkezinde doğmuş büyümüş Gezal kardeşimiz ve bana kızmayın yine. E, o da herkes gibi sokakta top oynayarak başlamış tamam mı? Abisinin arkadaşlarıyla yaptığı maçları izliyormuş böyle. Böyle okuyormuş, hayal kuruyormuş falan. Beş yaş var aralarında. Giremiyor doğal olarak topa. Sonra abisi çok sağlam abi olunca babayla da konuşunca veriyorlar bunu şeye futbol okuluna. Abdel Kader abisi kendisinden önce bunu yazdırıyor yani düşün. Anla aile ne demek onun için yani o yüzden söylüyorum. O yüzden zaten abisi de futbolcu oluyor ama geç yazıldığı için kariyeri nispeten daha böyle dalgalı kur gidiyor. Oysa bizimki 6 sene sonra Lyon altyapısında yani doğuma doğma büyüme oralı olduğu için mutluluk ikiyle çarpılıyor zaten. Düşünsene kim istemez şimdi doğduğun yerin takımında oynayacaksın. Bütün altyapı gruplarını basamak basamak geçeceksin. Ve A takımdaki takım da Lyon yani. Gerçi Lyon'la Gezal'ın büyümesi de hemen hemen e, aynı dönemlere e, denk geliyor. Ama olsun sonuçta Lyon altyapısına girmek öyle kolay değil. Yine çok zor. Hadi hadi girdin diyelim yani. Her sene devam etme böyle kolay iş değil hanımlar beyler. Onu söyleyelim. Her yılın sonunda bir bilanço çıkarıyorlar. Tamam mı? Sonra seninle devam edip etmeyeceklerine orada karar veriyorlar. İşte 18'ine gelince bakıyor Gezza birkaç arkadaşı A takıma yükselmiş. İşte o an diyor ki kendi kendine ben de bu şansı yakalayabilirim diyor. Zaten ertesi yılda bu gerçekleşiyor. Tabi öyle hemen gelip direkt 11'de oynamak yok. Yavaş yavaş. Val bu yöne formsuz olacak da ta falan. Anca öyle yani. Hatırlarsanız hatta Beşiktaş-Lyon maçı vardı. O maçta da oynamıştı. Bir de Yine şu kolaylığı oluyor kendisinin. Kendi büyüdüğü şehrin takımında oynadığı için her akşam evde anne yemeğiyle büyüyor. Bu yüzden kaderi futbolcu olması için ona bütün kolaylığı sağladı. Yani biliyorsunuz ben genelde zor hikayeler, zor hayatlar hikayesi anlatırım ama burada bir nispeten bir kolaylık var. O yüzden gel şimdi bugüne. Hep ne diyor? Röportajını okudum. Diyor ki Gezzan bizim en büyük avantajımız aile ortamımız. Herkes birbiriyle çok iyi anlaşıyor. E Necip'le, Oğuzhan'la, Dorukan'la aynı odalarda takılıp farklı dilleri konuşmalarına rağmen onlarla muhabbete katılması bu hikayenin de püf noktalarındandır uyandırayım. Bu kadar aile, aidiyetle başarı vurgusu yapmışken şunu da söylemem gerekiyor galiba. İstanbul'da yaşıyor olması İstanbul'da çok büyük avantaj. Niye? Adam Müslüman. Görmüşsünüzdür hurma ile oruç açtığını falan. Şimdi Fransız ama aslen Cezayirli bunlar. Babası oradan göçmüş ya. E, Lyon'a. Leona zaten bu iki vatan durumu milli takım tercihine de yansıyor biliyor musun? Uzun süre U19'a kadardı galiba. Fransa alt yaş kategorilerinde milli oluyor ama sonra abisi çekiyor bunu kenara. Oğlum diyor. Artık bir karar ver. Benim adım Abdülkader. Senin adın Raşit. Bizim kökümüz, kökenimiz belli. Biz Cezayirliyiz oğlum. Sonra babamızın en büyük hayaline ne, ne abici? Bizim milli takımda beraber oynarken görmek. Gel sen de benim gibi Cezayir milli takımını seç. Tamam mı? Tamam. Bu kadar. Yine nereye geldik? Aile. He. Şunu da söylemek lazım. Bu hayalleri gerçekleşti mi? Abisiyle aynı takımda oynadı mı? O ayrı hikaye. Dedim ya 5 yaş fark var aralarında takvim uymadı yani. Yoksa abisi de İtalyalarda falan oynadı yani. Nasip. Ne diyordum ben? Ha, İstanbul inanç merkezli yaşayan birisi için çok uygun bir şehir malumunuz. E yemeklere de ısınmış öyle diyor. Gerçi pandemiye denk geldi adamın transfer olduğundan beri gün yüzü görmedi ama ilk geldiğinde bir keşfe çıkmış arada yemek için. Bir Müslüman olarak diyor ben Fransa'da yaşarken Araki Bulas'ın helal et peşinde koşup duruyordum diyor. Ama burada harika etli yemekler yiyorsunuz yapıyorsunuz diyor. Bir tek herkes gibi o da trafikten şikayetçi o kadar olur. Bu aralar zaten antrenman ev antrenman ev şeklinde geçiyor hayatı. Çoluk çocuk da var zaten onlarla vakit geçiriyor. Oğlu var İsmail. Bir de e, onun ablası var Asya. Onlarla geçiyor hayatı. E, soğuk duş meraklısıdır. Bayılır soğuk duşa girer. İyi geliyormuş vücuduna. Uykusuna falan da benim bildiğim kadarıyla acayip dikkat eden birisi. Bunlar da içeriden Ümraniye'den duyduklarımız. Böyle de profesyoneldir ama dedim ya sade adamdır ayrıca. İşte böyle güzel insanlar. Raşit Geza son 10 yılda Beşiktaş formasıyla en fazla asist yapan oyuncu olduysa bu aile ortamının, evrakları yetiştiren Barış abilerin, efendime söyleyeyim takım arkadaşlarının elbette Sergen Yalçı'nın unuttum. Bir de Silimani'nin büyük payı var. Silimani'yi unutmayalım abi. Çok önemli. Türkiye hakkında adamın konuştuğu tek kişi İslam Silimani. Yani Gezra bir tek Silimani ile konuşuyor. Fenerbahçe zerre katkısı olmadı belki ama ülke futboluna böyle güzel bir emeği olmuştur kendisinin. Referansla yani o olmasa şimdi biz nasıl izleyecektik sonuçta Erzurum attı o şahane golü. Bilmiyorum katılır mısınız bence yılın golü. Soruyorlar Beşiktaş dergisinde o golü. Diyor ki Gezzal vallahi diyor Erzurum'a attığım golde ben tribünde olsam maskeyi çıkarır bağırırdım. Sonra diyor maskeyi geri takardım diyor. Ve ekliyor. Kariyerimdeki en önemli, en güzel ilk 3 gol arasına giren. Küçüklüğünden beri o ayağı kullanınca öyle oluyor demek ki. Ee, sağ ayağım iyi değil diyor. Eee Lyon altyapısına girdiğinden beri hep şey çalışmalar yapmış. Gerçi kendi ifadesine göre doğal yeteneklerinin de ciddi katkısı varmış ama bilmiyorum. Tüm bunları birleştirdiğimizde rakamlar, karakteri, Beşiktaş'a katkısı düşünüldüğünde bence sezonun yıldız ismi Raşit Gezal'dır. İtiraz olan yorumlara bekliyorum. Ya da katılır mısınız? Bir konuşalım birlikte. Ve e, bu konudaki son sözü müsaadenizle Gezal'a bırakalım. Belki onu anlamaya ya da bize ilham olmaya da e, yarayacaktır bu cümle. Efendim der ki Raşit Gezal... Futbol benim için hayatın anlamı demek. Futbolun verdiği bir mutluluk var ve bunu hiçbir şeyle kıyaslayamam. Ailem, sevdiğim insanlar önemli ama hepsi birbirine bağlı. Bütün olanakları iyi olsa ve futbol anlamında işler yolunda gitmiyorsa hayatın tadını çıkarma şansı yok diyor. Şimdi güzel insanın kariyeri de güzellikle devam etsin diyorum. Bu dileklerimi özellikle ve özellikle e, iletiyorum kendisine.